Herkese selam. Gençler merhaba. Yine birlikteyiz. Elektrik devreleri 4. video ile karşınızdayım. Mıknatıs ve manyetik alan konularını inceleyeceğiz. PDF'de hem dolu kısmı hem de boş kısmı bırakacağım açıklamalar kısmında. Oradan lütfen yardım alın. Şimdi önce mıknatısın tanımıyla başlayalım. Mıknatıs nedir? Mıknatıs demir, nikel, kobalt. Yani şu 3 tane element. Bunların sembolleri de demir, nikel ve kobalt. Benikodi aklınızda kalsın. Teniko denen bu maddeleri çekebilen cisimlere mıknatıs diyoruz. Şimdi mıknatısın manyetik özelliğini gösterdiği bir bölge var. Yani o bölgede ancak etkili olabiliyor. İşte o bölgeye manyetik bölge diyoruz. Manyetik alanı da B sembolüyle göstereceğiz. Ve birimi Tesla, SI'daki birimi, uluslararası standartlarda birimi Tesla. Ve üzerindeki bu oktan da anlıyorsunuz vektörel bir büyüklük. Manyetik alan bir yönü var. Dolayısıyla vektörel büyüklük. Şimdi mıknatıslar nasıl karşımıza çıkıyor? 3 yöntemle, üç farklı şekilde e, görebiliyoruz. Bir tanesi doğal mıknatıs. Bunlar doğada e, demir oksit bileşikleri şeklinde F3O4 olarak bildiğimiz bileşikler şeklinde doğada karşımıza çıkıyor. İkincisi yapay mıknatıslar. Yani e, demir, nikel ve kobalt gibi bu maddelerin kullanımıyla bunları kullanarak elde ettiğimiz e, mıknatıslar yapay olarak bulunuyor bu yapay mıknatıslar kullanım amacına göre ve kullanım yerlerine göre değişik şekiller alabiliyorlar. İşte burada çubuk mıknatıs olmuş, U mıknatısı, halka mıknatıs ve yine U'ya biraz benzeyen atmalı şeklinde mıknatıslar bulunabiliyor. Bir diğeri elektromıknatıs. Burada ise elektrik akımından yardım aldığımız için elektromıknatıs diye ifade ediyoruz bunu. Şimdi bu nasıl bir şey? Bir demir çubuk alıyoruz. İşte burada gördüğünüz gibi bir çivi alınmış. Bu çiviye bu işte iletken teli sarıyoruz. Ve telin uçlarını bir üretece bağlıyoruz. Üretece bağlayınca buradan bir elektrik akımı geçiyor ve bu akım bu tel çerçeve vasıtasıyla etrafında bir manyetik alan oluşturuyor. Yani bir anlamda mıknatıs özelliği kazanmış oluyor. Ve dolayısıyla da buradaki çekim gücüne göre de işte bir takım küçük maddeleri çekebiliyor. İşte burada ataçları çekiyor, toplayını çekebilir. Peki bunun ben daha çok nasıl özelliğini arttırabilirim? Mıknatıslık özelliğini ya buradaki pili daha büyük bir gerilimle değiştireceksiniz. Yani üreticinin gerilimini arttıracaksınız veya buradaki sarım sayısını sıklaştıracaksınız. Sarım sayısını arttırmak zorundasınız. Yani 10 sarım yerine 20 sarım, 30 sarım yaparak mıknatısın özelliğini arttırabiliyorsunuz. Çekim gücünü arttırabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Peki ben bu akımı kesersem ne olur? Mıknatıslık özelliği yok oluyor. Yani mıknatıs varken yani daha doğrusu akım varken mıknatıslık özelliği var. Yokken yani, yok. Böyle bir durum var. Yani siz bu akımı kestiğinizde, şuradan bunu kestiğinizde buradaki bütün ataşlar hemen pıt diye aşağıya düşüyor. Manyetik kutup dediğimiz bir kavram var gençler. Bu da şöyle bir şey. Mıknatısların manyetik özelliğini, yani manyetiklik özelliğini gösterdiği ve en fazla gösterdiği bir takım bölgeler var. Bir bölgelere, noktalara kutup diyoruz. Mesela çubuk mıknatısta uç kısımlarda yani şurada ve şurada manyetik özelliği çok daha fazla. O yüzden buradaki bölgelere kutup diyeceğiz. Nereye göre? İşte diğer kısımlarına göre daha yoğun çekme gücü var bunların. O yüzden bunlar kutup olarak adlandırılıyor. bunları da tabii nasıl isimlendiriyoruz? İşte kuzey N kutbu, güneyde S kutbu, İngilizceden gelen north ve south kavramlarının baş harfleri. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu her yerde aynı. ve bu mıknatısı tam ortasından şuradan bir iple astığınızda bize coğrafi olarak şöyle bir kuzey-güney doğrultusunda yönelecektir. yerinde de tabii manyetik alanıyla gerçek coğrafi kuzey arasında da, kuzey-güney arasında da minik bir sapma var. Onu da söylemiş olalım. O da hemen burada bakın. Bizim mıknatısımız yerin manyetik alanına uygun bir şekilde bir konumunu alacaktır. Burada da şöyle bir durum var. Şimdi bir çubuk mıknatısının etrafında oluşturduğu manyetik alanı gözle göremiyoruz. Fakat oradaki bölgenin varlığını demir tozlarını kullanarak demir tozlarından yaptığımız deneyle işte ispatlayabiliyoruz. Yani en azından e, görünür hale getirebiliyoruz diyelim. Şimdi demir tozlarını koyduğumuzda şöyle bir şekil alıyorlar. Ve bu demir tozlarının aldığı şekle bakarak biz manyetik alan çizgilerinden bahsediyoruz. Yani işte kuzey kutbundan çıkan buradan gelip bir şekilde güney kutbuna giren hayali çizgilerimiz var. Bunlar manyetik alan çizgileri. Mıknatıslar etrafında oluşan manyetik alan çizgisinin yönünde en güzel şekilde pusulalarla görüyoruz. Böyle küçük pusulalar koyup her birinin e, iğnelerinin, o pusula ibrelerinin aldığı şekillere baktığımızda manyetik alan çizgilerine sürekli bir paralellik söz konusu. O yüzden buna da dikkat edelim. Yani mutlaka çizgilere paralel bir görünüm alıyorlar. Manyetik alan çizgisi dediğimiz gibi kuzeyden çıkıp mutlaka güneye girmek zorunda. Onunla bilgisini verelim ve mıknatıstan uzaklaştıkça çizgilerin seyrekliği azalıyor. Şuradaki görüntüye de bakarsanız en yoğun bölgeler yine uç bölgelerde ki o yüzden bunlara biz kutup demiştik zaten. Şimdi elinizde bir çubuk mıknatıs varsa şöyle bir şey düşünebilir miyiz acaba? Yani ben bu mıknatısı mesela şu orta yerinden ikiye bölsem elimde işte bir tane böyle sadece güney kutup olan veya bir tane sadece kuzey kutup olan bir mıknatıs olabilir mi? olamıyor gençler. Çünkü siz bunu böldüğünüzde hemen bu da kendi içinde tekrar güney ve kuzey diye kutuplanıyor. Diğer parça da aynı şekilde. Eğer yani bunu tekrar bölseniz yine aynı şekilde hemen burası işte kuzey ve güney diye kutuplanıyor. Dolayısıyla siz bunu istediğiniz kadar devam ettirin. Elinizde asla tek kutuplu bir mıknatıs olamaz. Mutlaka en küçük parçaya kadar da inseniz elinizdeki parçanın mutlaka bir kuzeyi bir güneyi olmak üzere iki tane kutbu olacak. Manyetik alan çizgilerinden bahsetmiştik. Şimdi her bir manyetik alan çizgisi mıknatısın dış kısmında mutlaka kuzeyden çıkıp gördüğünüz gibi güneye girmek zorunda. Her yerde böyle bakın kuzeyden çıkıyor ve güneye giriyor. Mesela bu da bir kuzeyden çıkmış. Dolanıyor dolanıyor bilmiyoruz böyle buralardan gelmiş ve tekrar bir güneye girmiş. Dolayısıyla Kuzeyden çıktıysa mutlaka o güneye bir şekilde girecek. Fakat bu hareketin devamlılığını sağlanabilmesi için mesela şunun buradan gelip tekrar burayı tamamlayabilmesi için şu yörüngeyi çizmesi lazım. Gördüğünüz gibi şöyle geldi ve çizdi. Dolayısıyla burada o zaman iç kısmındaki yön dikkat edin bu katısın iç kısmında güneyden kuzeye doğru dış kısmında kuzeyden güneye. İçte bakın güneyden kuzeye dikkat edin. Dışarıda N'den S'ye, içeride S'den N'ye. Bu farka dikkat edelim. Şimdi az önceki demir tozlarını da gördünüz. Mıknatısın kutup bölgelerinde manyetik alan çizgi sayısı çok daha yoğun. E, Mıknatıstan uzaklaştıkça seyrekleşiyor. Gitgide azalıyor. Bu da ne anlama geliyor? İşte mıknatıstan uzaklaştığınız zaman mıknatısın çekim alanı, etki alanı yavaş yavaş azalıyor. E, çizgilerde çizgiler de seyrekleşmiş oluyor. Fakat Hiçbir manyetik alan çizgisi bir diğerini asla kesmiyor. Üzerinden geçmiyor. E, bu kadar da e, önemli bir nokta burası. Başka ne kaldı? Şurada. size dik konumada getirseniz bu kuzeyden çıkıp güneye girme olayı değişmiyor. Aynı şekilde içeride yine S'den N'ye dışarıda N'den S'ye hareketi devam ediyor. Yani mıknatısın yatay veya dik durması burada önemli değil. Ve geldiğimiz şu durumda da itme ve çekme durumu. Şimdi mıknatıslar eğer aynı kutupları birbirine bakacak şekilde duruyorlarsa burada bir çekme kuvvetinden bahsederiz. Ee, özür dilerim itme kuvvetinden bahsederiz. Burada bir itme kuvveti var. Çünkü aynı kutuplar birbirini itiyor. Zıt kutuplar ise bakın N'den S'ye. Burada da bir çekme kuvveti var. Yani N'den çıkan bir manyetik alan çizgisi S'ye ulaşmış. Burada ise N'den çıkmış ve bir şekilde bakın burada S'ye gelmiş. Bunların hepsi N'den çıkıp şu S'ye gelmeyi temsil ediyor. Burada da aynı şekilde N'den çıkıp bakın S'ye gelmiş. Dolayısıyla bu mıknatısdan buraya ya da buradan buraya geçen herhangi bir manyetik alan çizgisi yok. Ve olmadığı için de o zaman çekemiyor. Bakın olsaydı burada çektiğini söylüyoruz. Bu sembol bize itmenin olduğunu söylüyor. Aklınızda kalsın. Eğer buradan buraya ya da buradan buraya bir geçiş varsa çekiyor. Yoksa da itmiş oluyor. Mıknatıslanma çeşitlerine gelince. Şimdi gençler üç çeşit mıknatıslanma yöntemi var. Bunlardan bir tanesi sürtme yöntemi, sürtünme yöntemi. Şimdi mıknatıslar işte demir, nikel ve kobalt gibi maddelere hep aynı yönde sürtüldüğü zaman o maddeye de mıknatıslık özelliği kazandırıyor. Yani elinizde bir tane mıknatıs var ve bir de demir çubuğunuz var. Siz bu mıknatısı bu yönde sürterseniz işte burası en kutbuysa e, buraya ilk sürttüğünüz nokta en kutbu oluyor. Otomatik olarak diğer tarafı da S kutbu haline dönmüş oluyor. Sürtünerek sürtme yöntemiyle normalde mıknatıs olmayan bir maddeyi mıknatıslık özelliği kazandırmış oluyoruz. Bir başka yöntem yaklaştırma yöntemi. Yani mıknatısı yine bir demir çubuğa yaklaştırıyorsunuz. Yaklaştırarak da ona mıknatıslık özelliği kazandırabiliyorsunuz. Buna da etkiyle mıknatıslama özelliği diyoruz. İşte burada en kutbunu yaklaştırdınız. Burası S kutbu oluyor. E burası es olunca da köşeler hemen en kutbu şekline dönüşüyor ya şöyle bir şey var burada yalnız. Bu tabii yaklaştığı sürece mıknatısı özelliği kazanıyor. Bunu geri uzaklaştırdığınız zaman bu özellik ortadan kayboluyor. Bir diğer yöntem de dokundurma. Yani mıknatısı alıp işte bu demir nikel kobalt gibi maddelerden birine dokundurduğunuzda örneğin buradaki bir top iğnemiz var. Metal işte buna dokunduruyoruz ve dokundurduğumuzda bu da hemen mıknatıslık özelliği kazanıyor. Tabii bunu çektiğine göre kendini demek ki burası şu N kutbundan dolayı burası S kutbu olacak. Burası N kutbu olacak. Burası tekrar S ve bu uç kısmı da N olacaktır. Bakın burada da görüntüsü var. Şu top kısmı burası. Bunun baş kısmı ve diğerinin uç kısmı. fakat burada şöyle bir şey var. Her üç yöntemde de ister sürtme, ister işte dokunma, ister etkileme mıknatıslar bir süre sonra manyetik özelliğini kaybediyor. Çünkü buradaki olaylar geçici. Yani geçici bir süre devam ediyor. Bir süre sonra bu özellikler ortadan kalkıyor. Evet şimdi gençler bir e, soru çözelim. Mıknatısın dışındaki manyetik alan çizgileri ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye bir sorumuz var. Şimdi sıklaştığı yerlerde manyetiklik özellik demiş e, azalır. Halbuki biz ne demiştik hatırlayın. Sıklaştığı yerlerde manyetik özellik artıyordu. Evet hemen sorulara bakalım şimdi. Mıknatısın dışındaki manyetik alan çizgileri ilgili olarak hangileri doğrudur diye soruyor. Sıklaştığı yerlerde manyetik alan azalır. Biz demiştik ki bu manyetik alan çizgileri eğer sıklaşıyorsa orada manyetik alan artar. Azalma değil. Dolayısıyla bu ifade yanlış. S'den N'ye doğrudur. Dışarıda demiştik ki N'den S'ye doğrudur. Dolayısıyla S'den N'ye doğru değil. Birbirini kesmezler. Evet birbirlerini asla kesmiyorlardı. O yüzden yalnız üç. Peki iki mıknatıs birbiriyle etkileştiğinde şimdi ne oluyor? Aralarında itme ya da çekme kuvveti olduğunu söylemiştik. Peki aynı cinsler birbirini itmiş miydi? Evet. Zıtlar birbirini çekmiş miydi? Evet. Peki oluşan bu itme çekme kuvvetinin büyüklüğü acaba nelere bağlı? İşte bunların kutup şiddetlerine bağlı. Her ikisinin de kutup şiddeti burada etkili. Ve bir de aralarındaki uzaklığı e, tabii ki ilgili. Nasıl? Buradaki mesafe arttıkça e, manyetik alan e, çizgi sayısı doğal olarak etkileneceği için bundan e, çekim gücü de değişiyor. Nasıl değişiyor? Mesafenin karesiyle ters orantılı yani aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı. Diyelim ki buradaki çekim kuvvetine ben F dersem yani bunların birbirine etkileme kuvvetine F dersem eğer e, mesafeyi ben iki katına çıkarttığım için karesiyle ters orantılı yani iki katına çıkınca o zaman karesi 4 katı ama ters orantılı olduğu için F bölü 4 olacaktır. Yani mıknatıslar birbirlerinden uzaklaştıkça birbirlerine olan etkileri de azalıyor. Diyelim ki bu 3D olsaydı o zaman ne olacaktı? F bölü 9 olacaktı. Karesiyle ters orantılı olduğunu unutmayalım. Peki yeni bir sorumuz var. Şekildeki özdeş mıknatıslar serbest bırakılırsa hareket yönleri nasıl olur diye soruyoruz. Şimdi bakın bu X, Y'yi itecek. Z de Y'yi itecek. Fakat Aralarındaki mesafe farkından dolayı bu itmeler farklı büyüklüklerde olacaklar. Şimdi yine az önceki gibi dersem eğer işte bu ikisi ve bu ikisinin kuvvetlerini bulmak için x, y'yi nasıl itiyor diyelim. Diyelim ki x, y'yi şöyle itecek. Kaç kuvvetle? F kuvvetle itsin diyelim. Peki z, y'yi itecek. Tamam onu da şöyle gösterelim. O da böyle itecek. Fakat daha küçük bir kuvvetle itecek. Çünkü mesafe iki katına çıkmış. D iken F ise 2D iken Karesiyle ters orantılı olduğu için dörtte birine düşecektir, yani f bölü dört. Dolayısıyla bu y cismi buradan f kuvveti, buradan f bölü dört kuvveti bileşke kuvvete baktığımızda sağ tarafa doğru bir kuvvetle itilmiş olacaktır, yani y kesinlikle sağa doğru hareket ediyor. Peki y de x'i iteceği için aynı kutuplardan dolayı o zaman x'in hareket yönü sola doğru ve burada da y ve z zıt kutuplu olduğu için bunlar da birbirini itiyor. Dolayısıyla Z'nin hareket yönü de sağ tarafa doğru olacaktır. Yandaki şekle göre T1, T2, T3 ip gerilmeleri arasındaki ilişki nasıldır diye soruyor. Şimdi gençler burada bu mıknatısa ağırlığından başka hiçbir etki kuvvet etki etmediği için T1 direkt olarak bunun ağırlığı kadardır. Yani burada bir ağırlık kuvveti var. Ağırlık diyelim buna. O zaman T G kadardır. Burada ise bu T2 hem bunun ağırlığı, bakın, hem şunun ağırlığı var. Hem de bu N'nin S'yi çekmesinden dolayı bir de ek bir kuvvet var. Bakın şöyle biraz yana kaydırayım bunu. Bu ağırlık. E, bu da bunun çekmesinden kaynaklanan kuvvet. Bu tarafa G diyelim. Bu da F diyelim. Yani bu mıknatısın diğer mıknatısı çekmesinden kaynaklanan bir kuvvet. O zaman T2... G ile F'in toplamı kadar olur. G ile F'in toplamı kadar olur. Peki gelelim T3'e. Yine burada bunun bir ağırlığı var. G kadar. Bu sefer S kutbu. S kutbunu iter. Yani bu L mıknatısı, K mıknatısını yukarı doğru itecektir. Dolayısıyla kuvvet yukarı doğru olacaktır. Ne kadar? O da F kadar diyelim. Dolayısıyla buradaki T3 G'den F kadar eksik olacaktır. Daha az olacaktır. Çünkü yönleri zıt. O zaman çıkartıyoruz. Şimdi sıralamasına bakarsak T2 bakın en büyükleri çünkü G'ye F eklendi. T2 en büyük. E, T3 en küçük çünkü G'den F çıktı. T3 en küçük. T1 ise herhangi bir ekleme çıkartma olmak için arada olmuş oldu. Evet burada da şöyle bir sorumuz var. Özdeş mıknatısların arasındaki demir tozları şekildeki gibi olduğuna göre 1-2-3 kutupların işaretlerini bulalım diyor. Şimdi. Bu çekmeyi gösteriyordu bize. Hatırlayalım. Bu çekme kuvvetinin olduğunu. Bu da itme kuvvetinin olduğunu gösteriyor. Peki. Şimdi burada çekme kuvveti varsa o zaman buradaki bir ile buradaki boşluk çektiği için birbirini bunlar zıttır. Bunlar zıt. Yani eğer burası en kutbuysa burası S kutbu. Burası S kutbuysa burası en kutbudur diyoruz. Çektikleri için. E peki bu bir mıknatıs olduğuna göre eğer burası S kutbuysa burası N kutbu. Burası N kutbuysa burası S kutbu. Burada tabii ki olası durumlardan bahsediyoruz. Çünkü yön burada belirtilmediği için. Peki buraya gelelim. Burada bir itme var. O zaman buradaki iki bölgesiyle şuradaki bölge birbirlerini ittikleri için aynı kutup olmak zorunda. Yani N ise burası da N. S ise burası da S. Peki bu bir mıknatıs olduğuna göre e burası N ise o zaman burası S, burası S ise de burası N olacaktır. Dolayısıyla işte birinci bölge bu şekilde, iki bu şekilde, üç de bu şekilde olacak. Yani sıralamaya bakarsak N, N, S veya S, S, N şeklinde olacak. Her üç durumda da, her üç durumda da e, bunların yönleri belirtilmiş oluyor. Şimdi bir diğer soruda özdeş mıknatıslarla şekildeki düzenek kuruluyor. Bu durumda T1, T2, T3 gerilme kuvvetleri oluşmuş. Bunların arasındaki ilişkiyi arıyoruz. Bakalım şimdi. Yine bunlar arasındaki itme çekme kuvvetlerine bakacağız. Buradaki çekme olayı var. Yani buraya ağırlıkla birlikte bir de çekme kuvveti etki edecek. Burada ağırlık ve SS birbirini iteceği için hemen buna ters yönde bir itme kuvveti. Burada da aynı şekilde ağırlık var ve yine S'nin neyi çekmesinden dolayı bir kuvvet var. Şimdi ağırlığına G dedik. Ağırlıkta G olduğunu söyleyelim. Peki. Şimdi burada bir çekme kuvveti var ve ona F diyelim gençler. Şöyle F diyelim. Burada da bir itme kuvveti var ve o da aynı F olacak. Çünkü mesafe aynı. Fakat burada mesafe yarıya indiği için yani daha yakın oldukları için o zaman 4 katına çıkacaktır. Çünkü 2D'den D'ye inmek mesafeyi yarıya indirmek demektir. Peki mesafe yarıya inince kuvvet aradaki mesafenin karesiyle ters orantılıydı. Karesiyle ters orantılı. Yani sen bunu iki katına, e, iki de birine indirirsen, yarısına indirirsen kuvvet dört katına çıkar. E, o da ne yapacaktır? 4F olacaktır. Peki T1 ne oldu? G ile F'in toplamı oldu. T2 G'den F çıktı. T3 ise G'ye 4F eklendi. E, sıralamaya bakarsak o zaman ne olur? T3 en büyükleri. Sonra T1 ve T2 şeklinde sıralanır gençler. KLM mıknatısları özdeş. L mıknatısı ok yönünde. E, o noktasında bulunduğu yerde dönüyor. Şimdi buna göre diyor hangileri doğrulabilir? İki bölgesi en kutbu olduğuna göre. Şimdi bakalım. İki bölgesi yani şurası burası en kutluymuş. Burası en kutluysa zaten burası es kutlu oluyor. Bu bunu iterek bunu bu tarafa doğru çevirdiğine göre e, burası en kutlu olacaktır. Burası es kutlu olacaktır. Bu bu tarafa doğru döndüğüne göre 3 de bunu çekmiş oluyor e, diye düşüneceksiniz. O zaman 3 burada S kutlu olacaktır. 4 de buradan en kutlu olacaktır. Şimdi 3 bölgesi S kutbudur diyor. Ona zaten doğru dedik. 5 ve 2 zıt kutupludur. 5 burada. 5. 2 de burada. Bakıyoruz. Evet zıt kutuplu Hayır değil. Burası ne? Burası da ne? 4 bölgesi en kutbudur diye belirtmiş. 4 bölgesine bakıyoruz. Evet o da en kutbu. Doğru olmuş oluyor. 1 ve 3 diyoruz gençler. Evet umarım faydalı olmuştur. Bu video buraya kadardı gençler. Bir başka ders videosunda görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum.